Görmeyeli. Evet, Ne kadar uzun zamandır görüşmüyoruz? Kısa bir zaman oldu. Benim zaman hiç yoktur yani, zamanı biliyorsun. Tamam mı? Yine çok hoş bir şey yaptın. Haluk'la birlikte geldin. Evet, evet. Canlı müzik olacak. Şehzade Üstüne ile beraber gelmiş. Yani. Çok hoştu. Çok güzel, zevkli dakikalar geçirmiştik. Canlı müzik yapmıştım ve güzel şarkılar söylemiştim. Şimdi iki ayda... Ben hatırlarsan senin çift kemerine takmıştım. Takmıştı, yine çift kemerine gelmiş. Sen de yine çift kemerini takıp gelmişsin. Günlük hayatında da çok takıyor musun? Evet. Yani... Sadece programlar için değil. Hayır, yani normal dışarıda çıkarken de takıyorum. Alışkanlık haline geldi. Ne güzel. Hoş. Kendine yakıştırman çok güzel. Kerim, senin gibi daha yepyeni, yeni başlayan bir sanatçı için, bütün milyonlarla yeni tanışan bir sanatçı için iki ay çok önemli bir süre. Tabii. Görüşmeyeli iki ayda neler oldu hayatında? Neler oldu hayatımda? Aslında aynı gidiyor. Nasıl aynı gidiyor? Devamlı koşturmaca, devamlı çekimler ve işte programlara gidiyoruz. Sonra da bahar çalışmalarım başladı. Ufak bir konser çalışmaları başladı. Konserler başladı. Devamlı aslında böyle gidiyor. Devamlı çalışma temposu da gidiyor. İki klip yaptın değil mi sen? Şu an klip yaptım. İşte bu ayın sonunda... Cici Baba, ondan sonra bir tane. Evet. Yani daha dostum özledim. Haziran'ın ilk haftası falan inşallah ikinci klibimiz, üçüncü klibimizde piyasaya girmek üzere. Okullar kapanıyor. Bütün liseler, üniversiteler kapanıyor. Ve burada konserler verildi. Bir Samsun'a gittim. Orada bir şeyler oldu. Ve şu anda konserler. Genelde toplu konserlere gittik. Yani sanatçı konsept beraber gittik. Aynı güzel. Tamam. Ama işte bu ayın altısında Almanya'ya gidiyorum. Almanya turnesi var. Orada inşallah 5-6 konser orada vereceğiz. Ya 5-6 tam emin değilim. Orada vereceğiz. Ondan sonra da Anadolu turnesi var. Haziran'ın 21'inde başlayacak ve 2 ay sürecek bir. Bayağı yaz programı dolu. Hemen hemen haftanın yani 4 ya da 5 günü konser güne diğer devamlı her gün bir şeyden bir şeyle giderek vereceğiz. Yani inşallah sevenlerimize... Ne kadar büyük bir zevk olmalı. Bütün Anadolu'da böyle gün gün dolaşıp keşke her gün... Keşke biz de gezebilsek. Buyurun gidelim. Savaş Şekerleri'ni her gün bir başka ilden yayınlayabilsek. Evet, gitmeyi çok istiyoruz. Evet, tabii. İnşallah. Çok hoş olur. Keşke yapabilsek. İnşallah. Ben de neden kilo aldım diye düşünüyorum. Şimdi çok efor sarf edeceğim için. Onu vereceksin herhalde. Evet, inşallah. Bir de çalışmalarından bahsedelim. Evet, baş çalışmaları yapıyorum. Duydum ben seni dinlemeye gelenleri duydum. Çok beğenmişler. Teşekkür ederim. İyi performans sergilediğini, çok güçlü bir sesin olduğunu söylüyorlar. Çünkü o çok kolay bir şey değil mi? Gece çalışmak. Özellikle bu şimdi küçük barlarda. Şimdi devamlı gezdiğim için, devamlı bir yerlere gittiğim için bir garanti veremiyorum iki hafta üstte şimdi. Yani bu hafta burada oluyorum. Bir dakika sonra mesela İstanbul dışında oluyorum. İnsanlar sadece bir şey veremiyorsunuz. Ama dediğim gibi devam edeceğim. Zaten şimdi konserler başladıktan sonra bar çalışmaları İstanbul'da biraz azalacak herhalde. Öyle mi? Tabii. Peki bir bar çalışması yaptığında nasıl bir program? Nasıl başlıyor müzik? Cici Baba ile başlıyor. Cici Baba ile başlıyor. Herkes kalkıp dans ediyor mu? Evet. Senin meşhur yani arkada meşhur bir dansınız var. Orkestra yapıyor dermiş. Orkestra yapıyor musun? Şöyle. Çok komik yani, çok hoşuma gidiyor. Evet. Hemen böyle bir şey. Hemen. Recep Ekrem'den başlamıştı. Evet. Cici Baba ile başlıyor. Sonra? Cici Baba ile başlıyor. Senelerce devam ediyor. Benim A2'm ve A3'ümü söylüyorum. Arkasından diğer parçalar. Yani şu anda piyasada gündemde olan parçalara, güzel parçalara, insanların hoşuna giden... Mesela şu an başka sanatçıların okuduğu hangi parçayı söylemekten zevk alıyorsun? Mesela Ben Alman okumaktan çok zevk alıyorum. Kahne'de. Evet. Sonra çok zor bir parça. Kayağından mesela bir Anadolu Çocuğum okumaktan çok zevk alıyorum. Ben yani seni Anadolu seviyorum. Çocuğum. Evet. Seni seviyorum okumaktan çok güzel zevk alıyorum. Rafet El Roman'dan? Evet. Mesela ondan sorma nedeni. Layla. Layla güzel. Layla. Kerimcim, bugün hem çok sohbet edeceğiz. Bugün Murat'ın doğum günü. Evet. Özel bir gün bizim için de. 18'den basmış Murat. Öyle de. Teşekkür ederim. 30 yaşına bastı. Ağzından ballandı. 30 yaşına bastı. 18. 30. Şimdi Murat'ın doğum günü. 30 yaşına bastı. Kolay değil tabii ki. Şimdi diyecek ki, diyorsun ki sen ona, neden bu kadar üzgünsün? Sorma neden diyor o da sana. Bunun önemi için bize güzel bir parça Rafet El Roman'dan sorma nedeni rica edebilirim. Onu ben sorayım size. Ben başka bir şarkı sokayım. Çünkü bugün geldiğim programda da çok hoştu. Hem sohbet etmiştik hem de bol bol müzik vardı. Aslında canlı müzik yapmayı çok seviyoruz burada. Seyirciler de çok seviyor. Çok hoşlarına gidiyor. O yüzden hiç durmadan devamlı müzik var. Yani. Onu öyle iki tane ile neyle başlıyoruz? Başka bir parçayla başlayalım. Tamam. Sonra okuyalım. Daha tamam. Peki nasıl istersen? Hangi parçayla? İstersen parçayla? Yanına alalım. Bunu istediğin gibi kullanabilirsin alanı. Ben şu köşeye geçeyim der. Tamam peki. Hangisi? Yine çok sevdiğim bir parça. Yıldızsız isim gece. Tamam. Tamam.
Yıl... Bakar mısınız hali? Konsantre olmak durumu. Evet, evet. Ben de atıyorum galiba. Burada ben bunları okuyorum bu sırada kapanmıyor. Faksı bırakır mısın? Faksı. Heyecanlandım şu anda. Gerçekten heyecanlandım. Tam girerken ben burada faks yırtıyorum. Faks yırtıyorum. Yıldızı ısıt gece, yalnızım caddelerde, bir yağmur bir de ben. Kuytularda kumrular, bir tek mendil gibi ıslandım sessizce. Yağmurda ellerim pişiyor yüreğim, bu kara bulutlar kan kardeşi gözlerini. Yağmurda ellerim pişiyor yüreğim, bu kara bulutlar kan kardeşi gözlerini. Sebebim sensin. Yıldızsız, ıssız gece, yalnızım caddelerde, bir yağmur bir de ben. Kuytularda kumrular, bir tek mendil gibi ıslandım sessizce. Yağmurda ellerim üşüyor mi? Bu kara bulutlar kan kardeşi gözlerimi. Yağmurda ellerim üşüyor mi? Bu kara bulutlar kan kardeşi gözlerimi. Beraber söylüyoruz burayı. Yağmurda ellerim üşüyor mi? Bu kara bulutlar kan kardeşi gözlerimi. Sen. Bravo, bravo. Sen, seni görmeyeli senin sesin ve yorumun çok daha güzel olmuş. Ay, gün geçtikçe güzelleşiyor. Evde çalışıyorum. Ben şimdi buruşturup durma döveceğim. Bu ne? Benim kullarım. Bu ne? Kullarını aldım. Ben... Çamaşır makinesine atacağım. Kıyafetime uygun diye aldım. Bu şey, evet, sen... kuller değil mi? Sorma, bir şeyler katar ama böyle çok genel çabuk bir şey. Genelde fast oldu yutulduğu zaman daha... Ama ne yapıyor orada çocuk? Can. Ben de orada fabetlenmiştim diyeyim. Birden böyle burada Kerem yazısı falan yazdı. Kerem mi, Kerim mi diye düşünüyorum. Böyle cat diye ses geldi. Ya olabilir ya. Tekrar. Her şuna takıldım ben de. Tüm Karşıyaka camiasından Murat'a nice yıllar Karşıyakalı Buz 91 göndermiş bunu. Teşekkür ediyorum tüm Karşıyakalı arkadaşlarıma, dostlarıma. Sağ olun. Hayır, şimdi birazcık da seninle sohbet edelim. Senin mikrofonun var değil mi? Yanına da gelebilirim ben senin için. Ne konuşuyorsun peki? Nasıl tanıştınız Kerim'le? Kerim çok uzun süredir. Bozdun mu? Bozdun mu mikrofonu? Mikrofonu hiç anlamam. Uzun süredir aslında arkadaşız. Yani beraber başladık sayılır. Ne güzel. Çok eskiden beri. Sen şarkı söylüyorsun. Ben şarkı söylüyorum. Sadece çalmakla yetiniyorum. Peki besteler yapıyor musun? Beste yapıyorum, ufak tefek. Beste çalışmam var. Var mı birlikte çalışmanız gerekiyor? Şimdi Harik zaten şu anda benim sahnede gitar çalar. Biz zaten devamlı, ben farkette yaptığım arkadaşlarımla da öyle. Çok evvelden beri tanıştığımız için. Ne güzel. Benim bir şeyimiz yok ve devamlı biz de gider geliriz yani, şey olmaz böyle. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsun sahnede? Şu anda 6 kişi var. Devlet Silahın Orkestrası arkada. Ne kadar hoş olurdu. Evet, güzel olurdu. Üç klavye var. Bir bas, bir davul, bir partisyon, bir gitar. Peki. Şimdi... Neden geceler bu kadar sessiz? Neden rüyalar, neden bu kadar uzak? Neden derler ile çok yaşama, al bu canım, al senin olsun. Beraber.
Gizlesen hiç fayda etmez, söylesen de devam eder. Sorma neden, sorma neden. En dilinde, en son arzu şu halinde sana yakın. Olsam yeter, sorma neden. Neden? Geceler bu kadar sessiz. Neden rüyalar, neden bu kadar uzak? Duyuyorum. Derler ile çok yaşamak. Al bu canım, al senin olsun. Gizlesen hiç fayda etmez, söylesen de devam eder. Sorma neden, sorma neden. En derinde, en son arzu şu halinde sana yakın. Olsam yeter, sorma neden. Sorma neden. Bravo. Çok güzel söyledin. Teşekkür ederim. Sözü ne kadar sağlık. Güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel çaldın. Sen de çok güzel çaldın. Çok güzel söyledin. Böyle huşur evet. Böyle. Hadi bir tane daha söyleyeceğim ama artık kılacak. O kadar çok yoruyoruz ki. Tamam birazcık dinleyelim. Şimdi yine romantik bir parça geliyor. Benim son günlerde çok çok sevdiğim parçalardan bir tanesi. Fatih evet. Erkoç Sensiz Olmam. Evet. Çok fazla faktörünüzde lütfen Fatih Erkoç çok Sensiz Olmam. Çok evet. Güzel. Diyorsunuz. Biz de size için bütün savaş şekerlerini armağan ediyoruz. Canlı yayınımız devam ediyor diyoruz ama Fatih Erkoç'tan önce kısa bir ara verelim isterseniz. Ondan sonra Sensiz Olmam gelecek. Bizden ayrılmayın. Olamam. Olmasın değişik bir isim. Buldum. Gitti tüm sevdiklerim. Şudur amca niyazım. Bana bir zevce lazım. Saçı kına gözüne la. Öldürür beni la. Sözüm ona, yavrum sana, nöbete dururum başında. Saçı kına, gözü ela, öldürür beni la. Sözüm ona, yavrum sana, nöbete dururum başında. Çok güzel, çok güzel, çok hoş parçayım. Herhalde en çok istek alan parçalardan biriydi. Bir tanesi. Bu. Evet, sürekli soruyorum. Peki Çiğdem'cim, Kerim Tekin... Herhalde buna bir klip çekecektir. Sürprizleri bozuyorum galiba. Olabilir. Aslında benim aldığım istihbaratlara göre son klip bir parçaya geliyorum. Öyle mi? Sizin istihbarat şefiniz kim? Son klip hangi parçaya geliyor? Bu parçaya. Bu parçaya. Sen ne diyorsun Kerim? Valla şurada vurdu ya. Sürprizi bozmayalım. Bir şey diyemem şimdilik. Bu olabilir. O olabilir. Daha az bir parça olabilir mesela. Belki evet. İleride bunu olabilir. Belki de olmayabilir falan. Belki de olmayabilir. Ama bir iki hafta içinde göreceğiz. Evet. Peki Kerim Tekin'e başka sormak istediğim bir sorun var mı Çiğdem'cim? Yok. Peki o zaman hemen yarışmamıza başlayalım. Başla. Biliyorsun bir atasözü soruyoruz sana. Kerim sen biliyor musun hangi atasözü olduğunu? Biliyorum. Yani, alo. Efendim? Çiğdem'cim yarışmayı değil mi? Böyle bir şey sorayım istiyorum. Tabii. Buyur. Sevgili Murat, doğum gününü kutluyorum, bunu aradım. Yarışma için de aramadım, sırf senin için aradım bugün ben. Bunu söylemek istiyorum. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Na 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 herhalde na na en güzel hediyelerden biri oldu bugün. Na 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 na. Ah ne kadar hoş. Peki Çiğdem'cim, yine de bizimle yarışmak ister misin? Tabii. Tamam. Hemen atasözünü söyleyeceğim tabii bunlardan sonra. Söyleme, biraz... Tamam. Hemen. Çok kolay bir atasözü Çiğdem. Madem Murat için aradın ve Murat'ı görmek istiyorsun, o zaman Murat sen anlat istersen. Zaten çok çok güzel anlatıyorsun, yapma. Hangisi anlatın tamam. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Efendim, kulağıma ne yapıyorsun diyorsun? Slow parça söylemeyi mi daha çok seviyorsun yoksa hareketli parça? Bugün benim doğum günüm, ne isterse konuşturacak, onu niye söylüyorum? Hayır, ona soruyor, röportaj yapıyorum. Yapma ben röportaj yaşayayım, bu arkadaki adam konumunda. Ne vardır ya o arkadaki adam konumunda. En sonlarla sonunda. Genelde yavaş parçalar. Yavaş parçalar. Senin bir yavaş parçan var ki klip çektin, çok sevildi. İsterseniz bu parçayı yapıyoruz. İzin verir misiniz Murat Bey? Buyurunuz, buyurunuz, buyurunuz. Padişahım, kalabilir miyiz? Buyurun, Karagözlüm, Kerim Tekin. Evet, Karagözlüm, Kerim Tekin. Yanımızdayız. Ya ben bu klibin sonunda şeyi çok merak ettim. Kaç dereceydi o kız o denize? Evet. Bayağı soğuk.
Yani bayağı ne yaptın sonra kızı? Kız sana ne kaldı? Yani şey yok hayır yok. Ama bayağı bayağı yani böyle bir işürü çıktıktan sonra 15 dakika kendine gelemedi. öyle bir durumdaydı. Öyle bir durumdaydı. Yazık. Zor ya bu kliplerde hep mi? Niye böyle abi? Kim yazıyor bunların senaryolarını? Çok merak ediyorum ya. Ha Deniz Akay'ın videosu da sokuyorlar buralara. Herkes artık Deniz'e sokuyor kızı. Şimdi Haluk Levent'i konuk edeceğiz. Bu bol coşkulu ve kültürel faaliyetli günlerde sizleri de aramızda görmek isteriz. Yolunuz düşerse bu yeşil şehre mutlaka uğrayın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Karadeniz Ereğlisi'nden Fatma Canımaz. Öpüldünüz. Eğer çilek güzeli seçilecekse biliyorsunuz bizim yörelerimizde bir şey kiraz yarışması yapıldı. Kiraz güzeli seçilir. Karpuz güzeli seçilir. Domates güzelleri vardı eskiden. Mesela şimdi bir çilek güzeli seçecek. Jüri olarak gelebilirim. Yani nasıl öyle bir jürilik yapabilirim. Sonra da pasta vardı. Ben pasta yiyordum biraz önce. Sana da vereceksin. Yemek de öğrendiniz ki. İyi gözüküyor. Sana ne oluyor? Hayır bu böyle. Kızım yani bunu kendine özel bir şey olarak algılama. Programı erkek konuk geldiği zaman böyle oluyor. Yakışıklı geldiği zaman. Ben Haluk'a niye bir şey söylemiyorsun? Arkamda duruyor görmüyor musun? Gözükmesin diye her şeyi yapıyorum burada. Daha ne yapayım? Ama bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Burada engel olmaya çalışıyorum sürekli abi. Peki. Merhaba ben Sevim. Hatır İstanbul Üsküdar'dan bu faksı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Ben Deniz İş İlk Öğretim Okulu'nda. Orta 3. sınıfa gidiyorum. 13 yaşındayım. Aslında bizim evde faks makinesi yok ama annem çalıştığı için onun şirketinden faks attım. Şebnem abla ve Murat abi ikiniz için bir şiir gönderiyorum. Umarım beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Okuyorum. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı sizden esiyor. Sizde seyrediyorum denizlerin mavisini, ormanların en kuytusunu sizde görmekteyim. Sizden toplarım çiçeklerin en solmazını, toprakların en bereketlisini sizde sürdüm. Sizde tattım yemişlerin... Cümlesini. Yemiş mi o? Evet, yemişlerim. Desem ki siz benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysiniz. Nimetsiniz nimet. Desem ki inanın bana, inanın. Evimde şenlik, bahçemde baharsınız ve soframda eski şarap diye devam ediyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizden eğer çalmadıysanız ne istemiş? Bir parça istemiş kendisi için. Gülşah, Sinem, Kerem ve Emre için. Özellikle de bizler için istemiş. Teşekkür ediyoruz bu parçanız için. Şimdi isterseniz canlı müzik yapalım. Hadi yine canlı müzik zamanı geldi. Öyle mi? Tamam. Evet. Faks. Şöyle ben bir kenara oturacağım. Ben de oturacağım çünkü artık Rafet Evroman ve Sorma Neden. Rafet Evroman. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Rafet Evroman'ın parçasını yorumlamak gerçekten zor gibi geliyor. Çünkü kendine özgü bir söyleyiş biçimi var. Bir başkasından duyduğu zaman insan biraz garipseyebilir. Bu yani işi en iyi şekilde yapacağını bildiğim için. O yüzden dinlemek sen istiyorum. Sen de yani söylerken sorma neden diye mi soracaksın? Sorma neden yapacağım. Kendi sorma nedenini soracaksın. Ben kendim. Hep birlikte tamam. Dinliyoruz. Sorma neden. Elimde yine kalemim. Yazıyorum seni sayfalara. Seneler, seneler kitap olmuş anılarla. Gizlesen hiç fayda etmez, söylesen de devam eder. Sorma neden. Sorma neden. En dilinde, en son arzu şu halimde sana yakın olsam yeter. Sorma neden. Evet. Evet. Aslında çok kolay. Hemen anlatacağım sana Çiğdemciğim. Dört diyorum sana. Hı hı. Bir. Yedirmek. Başka? Eş anlamlısı. Onun böyle eş anlamlısı. Ne yapmak? Doyurmak. Devam. Sen devamlı söyle. Besili hani. Beslemek. Bravo. Evet. Kesiyorsun. Ne yapıyorsun? Beste kargoya uysun. Bravo. Beste kargoya uysun gözünü. Doğru yanıtıyla. Çiğdem aramızdaki bu elektrikten doğan bu çubuk bilmen çok güzel. Bence de. Bence de aramızdaki bu çubuk. Ben mi kargoya benziyorum değil mi? Gözler ki. Hayır yakında sen varsın ona gösterdin. Tamam ama. Tabii.
Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun, siz devam edin, ben ölürüm. Ben bu arada 300'den de imzalı resim istiyorum. Peki Çiğdemciğim. Murat senden. Telefonunu kapatmadan önce adresini bırakırsan tabii ki gönderir sana imzalı resimlerimizi. Çiğdemciğim, bu doğru yanıtınla bizden bir hediye kazandın. Ne kazandığını merak ediyor musun? Ediyorum, biliyorum. Hadi, hadi bir izleyelim, hadi bakalım izleyelim. Ne kazandın. Diyoruz. Hediyelim. Çiğdem, iyi günlerde kullan. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bana en güzel hediyeyi verdin, çok yakışıklısın diyerek. Yaşlanıyorum, yani. Yaşlanıyorum. Kaç yaşına geldiğini biliyor musun Çiğdem? 18. 19. Teşekkür ederim. Hayır, 30. 30 yaşına geldim. Murat'cığım, annem senden bir bakış istiyor. Annenize özel bir bakış gönderiyorum. Herhalde 3 numaraya göndereceğim. Ay, özel bir bakış. Ah, siz nasıl da bakarmış. Annem sevgilerini gönderiyor size. Teşekkür ederim. Annenizin ellerinden öpüyorum. Peki Çiğdem'cim, çok teşekkürler. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Siz de öpüyorum. Hoşça kal. Evet, her cuma bir gelinlik hediyemiz var. Hemen bunu hediyelerimizi veriyorken hatırlatalım diyoruz. Evet demeden önce cuma günleri evlenmek üzere olan genç kızlar bizi arıyorlar. Akar gelinlikten güzel bir gelinlik kazanıyorlar. Ve ayda bir kez, ki artık çok az evet, kaldı. Az bir kaldı. Hafta kadar sonra bir beyaz eşya hediyemiz var. Westin House'dan evlenmek üzere olan bir çiftimize bir beyaz eşya, büyük bir hediyemiz olacak. Kocaman bir beyaz eşya vereceğiz. Olacak diyoruz. Şimdi isterseniz o biraz önce söylediğiniz ve fakslarda çok istek gelen parçayı şimdi çalalım. Hı. Bugün çok romantik, romantik bir sanatçı var yanımızda. Evet. Romantik bir parçayla devam edelim. Canlı yayınımızla devam edecek. Hı. Haluk'la ve Kerim'le olan birlikteliğimiz devam ediyor. Canlı yayındayız, bizden ayrılmayın diyoruz. Şimdi Fatih Erkoç. Fatih Erkoç'un bu güzel parçasını dinleyebilmek için çok acele ettik. Akar gelinlikten bu evet demeden önce görmemiz gereken görüntüleri görmedik. Hemen şimdi seyrediyoruz. Şimdi evet demeden önce Akar gelinlik. Dedim, bakıyorum. Evet. Şimdi bende bir faks var. Sizler gerçekten çok şekersiniz. Sizleri çok seviyoruz ve sürekli izliyoruz. Şebnem abla, Murat abi ile uğraşmak seni çok yormuyorum demişler. Çok enerjik bir Murat abi, yaş gün için hediyen hazır ama bize bir bakış atabilir misin? Şebnem abla, bir öpücük lütfen. Bize bir imza fotoğrafını gönderir. Çok seviniriz. Ve bulutsuzluk özleminden parça istemişler. Kuş Adası'ndan Cücü ile Şişman Adam. Dostlarım, sizleri seviyorum. Sağ olun. Dostlarım sana fax göndermişler. Kerim, kızların sana olan ilgisi çok fazla. Nasıl hissediyorsun kendini yolda yürürken, arabanın içinde böyle seni yakaladıkları zaman? Çünkü dün Murat'la mesela gidiyorduk. Kızlar diye bağırıyorlar Murat'ı görünce. Sana evet. Neler yapıyorlar? Evet, yani şeyler oluyor. Bana daha çok hoş şeyler benim için. Yani hı-hı, tabii çok insan çok mutlu oluyor. Ama sen Murat çok mutlu oluyordur aynı zamanda gördüğü zaman. Hayırlıyor. Değil mi? Mutlu değil mi? Olmak ne kadar güzel demek. Bir şey. Sevilmek güzel bir şey. Evet, güzel yani şey. Aslında şeyden kaynaklanıyor bu. Seversen severler. Evet. Evet, yani sen kimseyi sevmeyip bunu bir şey haline getiriyorsan, çünkü şöhret olmak ağırlığını taşımak da gerektiriyor. Aynen öyle. Yani ben normalde her gün bisiklete binen biriyim. Yani normal hayatımı yaşayan biriyim. Yani kendimi bir yerlere kapatmıyorum. Kendimi hani ayırmak deriz ya böyle. Kendimi ayırmadığım için. Zaten buna gerek yok. Yani soyutlamaya gerek yok. Çünkü bunu yapıyor bazı arkadaşlar herhalde. Soyutlandığınız zaman soyutlanıyorsunuz. En sona soyutlanıyorsunuz yani. Hı-hı. Somut bir şekilde soyutlanıyorsunuz. Sen gayet rahat sokakta evet, yürüyorsun. Alışverişini yapıyorsun. Ailemle kalıyorum hala zaten. Ne güzel. Ne güzel. Ha, sonra yani, peki en büyük hayalin nedir müzik yaşantında? En son gelmek istediğin nokta nedir? Böyle bir şey yok. Yani gelmek istediğim son bir nokta yok. Zaten bunun şimdi sonu yok. Yani bir son nokta. Ama kendini hayal ettiğin bir resim yok mu? Evet, bir var. Nedir? Ben onu hiçbir zaman söylemedim. Yani konserler? Ben, yani tabii konserler falandı. Zaten hep hayallerim de var. Ufak yanda hayallerimde bir albüm çıkarmak, güzel bir şeyler yapmak, konserler vermek falan vardı. Çok ufak yaşadan biri vardı ama bir hayalim, bir zirvem var. Kendi kafamdan bir zirvem var. Oraya doğru ben sadece yol alacağım. Yani sadece bunu söyleyip de bunu buraya ben gideceğim demeyeceğim. Sadece kendi kafamdan ben buraya doğru yol alacağım ve yapacağım bunu. Nasıl diyorsun? Yapacağım. Yola çıktım artık. Yani zaten evet. Zaten ben 5 yaşında çıkmıştım. Öldürdüm kendimi. Ben 5 yaşında. Kafada oluştuktan sonra evet, hiç fark etmezdi. Albüm vardı yoktu. Şarkıcıydım değildi. Hiç fark etmez 5 yaşındayken bile. Ben orada 5 yaşındayken bu işe karar verdim. Yapacağım ben bu işi dedim. O zaman hedefi çizdim. O devre ilerledim. Tabii ki şu anda yolları açtık ama da açılacak çok yol var. Evet. Ama benim yüküsü yine bekler için. Ama inşallah olacak. Çünkü çalışıyorum, yapacağım. Yani ümit ediyoruz ve biliyoruz ki en yakın zamanda o hayallerine kavuşur. İnşallah. Şimdi çok güzel bir parça ile programımız devam ediyor. Evet. Evet. Canlı müzik yapıyoruz diye. Hangisini? Ben, bu sefer biz de şimdi, sana eşlik edeceğiz. Tamam. Bu benim yine çok sevdiğim bir parça. Ve sonradan bu gider aranjmanı değiştirmişerek eklendi buna. Hı hı. Bu parçaya. Çok güzel oldu.
madem romantik yapıyorum, gene romantik olalım. Bir de benim ve birçok insanın hissettiği bir parça bu. Eminim ben buna. Çünkü ben de ailemde, biraz babam, Erzincan doğumlu. Yani daha çok doğu tarafıyız. Ve biz aslında ne kadar İstanbul'da olsak doğuda yaşayan bir toplumuz. Doğu, Anadolu'da yaşayan bir. Evet. Gerçek kültürümüz ve, evet, gerçek kültürümüz burada. İstanbul doğumlu olsak, nerede doğumlu olsun bir kültürümüz var. Bu da Anadolu kültürü. Bununla benim bir parça bir şey. Şarap sorayım. Tamam. Hadi biraz da madde geçtirelim ortada. Hadi birazcık karanlık olsun şimdi. Karartalım şöyle biraz. Evet. Asırlardır yalnızım. Pişmanım alınızım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettik ki sana. Üzüntün ellerinde soldum kederlerinde cehennemde yansın bu dilim bir yemin ettim ki senin seni versinler ellere beni vursunlar sana sevdan yolları bana kurşunlar seni versinler ben Anadolu çocuğum biraz da deli dolu kızdı mı dünyaya yakarca bakalım sevdiğim içinde ormanlar yanar tek tabanca yalansız çıkmış yıllardan yalandan korkmam yalandan korkmam bu kadar benim bu aleme aklı vermedi. Ben Anadolu çocuğuyum. Benim de senin gibi, onun gibi arzularım var. Tırnakları kısa, katıksız kadın, katıksız ana. Gözleri güleç, yüreği insan birini istiyorum. Ben Anadolu çocuğuyum. Yüzümde derin siyah çizgiler, gözümde diken ve yaban otları. Yayla rüzgarları geçer içimden, dikenli tellere takılır gönlüm. Kan ağlar, anlatamam, ağlayamam. Ben Anadolu çocuğum. Böyle geldim dünyaya, pişman da değilim. Başakları ellerimle büyütürüm ben, başakları ilip ben eğilirim. Ben Anadolu çocuğum. Yolum sevgiden geçer. Kimsenin aklını yemedim ki. Kavuşmak tutkusuyla delirince gönlüm. Duvarları deler gözlerim, o an seni görürüm. İşte o an daha bir karış, deniz bir adamım. O an saçlarını dağıtan rüzgar değil, nefesin virgülüm. Ben Anadolu çocuğum. Bildiğin gibi, kızdı mı dünyaya yakarca bakan, sevdiğim içinde ormanlar yanan, tek tabanca yalansız çıkmış yıllardan, yalandan korkmam, yalandan korktum kadar. Benim bu aleme aklım ermiyor. Haydi beraber. Seni versinler ellere, beni vursunlar o. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Seni verdinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Bravo. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Güzel yaptık. Çocuğu evet. Çok okeliyorum. Güzel sana vokal yaptık. Güzel. Detone olalım vokal. Olsun lan, hoştu be. Güzeldi değil mi? Hadi görevimiz vardı orada. O ne söylersin söz. Ya, yapacaktık yani. Şaşırmadan yaptım ya. Ben şaşırdım yalnız. Genel olabilir o kadar olabilir. Ama uydurmuşumdur yani. Evet artık programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama o kadar çok fax geldi ki hem Kerim'e hem de sana. Bunları hemen ben okumak istiyorum. Merhabalar hakiki sabah şekerleri. Bugün nasılsınız bakalım? İyi olduğunuz her halinizden belli. O güzel girişlerinizden, o şeker şirin sözleriniz bir tanesi izleyiciniz sizi mest ediyorsunuz. Bu arada unutmaz mümkünlüğü Murat Bey doğum gününüzü en içten kalbi duygularla kutluyor. Daha nice senelere İnternet ailesiyle birlikte olmak dileklerini diyorum efendim.
Teşekkür ediyoruz. Bir parça daha mı söylesin? Bak senden ha, özel istek geliyor. Ya gördün mü? 3 dakikamız kalmış. 3 dakikada bir parça söylesin diyor. Öyle kapatalım programı. Son parça. Yoruldu aslında. Yok, yorulmadı. Ben 3 günden 4 günden beri hastayım zaten. Cumartesi sahneye çıktım. Hasta. Hasta sesim. Evet. Hastayım. Ve böyle zor zahir sabahleyin. İçinde hasta değilsin. Zor zahir geldim sabahleyinde. Kusura bakmayın. Herkesten özür dilerim. Ama sen kusura bakma. Çok güzel şarkı söylediğin için böyle üstün üstüne geldi. Hadi söyleyelim. Şey hadi sana şey söyleyelim. Bana bir zevce lazım söyleyelim. Deyin söylemiştik. Tamam. Onu tam bir baştan aşağı bir yapalım. Tamam. Parçaya başlamadan önce. Başlamadan önce ben şu Mehmet Çetin'e bir şiir gönderdim. Hemen teşekkür ediyorum. Yaş günü kutlayan bütün arkadaşlara, bütün dostlara, bütün sevenlere. Sevginiz de buralardayız. Sevginiz de buralarda kalacağız. Sağ olun efendim. Hani şair demiş, ne demiş demiş. Her aşık bir dal gül verse sevgine, bülbüller kan ağlar iner yüreğine. İstemem kalsın yeter ki bir bu sever, ne gül ağlasın ne de bülbül bu sefer. Ne güzel, çok teşekkür ediyoruz. Hemen. Sevgili Sabah Şekerleri, hepinize sevgiler, saygılar, mutluluklar ve Kerim Tekin'e de çok teşekkür ediyoruz. Onun güzel bir parçasıyla veda ediyoruz sizlere. Şimdi bana izleyici lazım. Ses sarıcıken, müzik Tevbiyat Teşel. Düzenli Ozan Çolakoğlu'ydu. Efendim, ben okuyorum. Şey yapalım, baştan girelim de. Nasıl hatırlar mıyız parçayı? Bana bir zevce lazım. Bana bir zevce lazım. Tedirginim günlerden, az zaman kaldı. Bilmezsin ne boşlukta, boşluktayım ben. Derbeder şu hayatım, gitti tüm sevdiklerim. Şudur ancak niyazım, bana bir zevce lazım. Derbeder şu hayatım, gitti tüm sevdiklerim. Şudur ancak niyazım, bana bir zevce lazım. Saçıkına gözüm ela, öldür beni la. Sözüm ona, yalnız ona, nöbete dururum başında. Saçıkına gözüm ela, öldür beni la. Sözüm ona, yalnız ona, nöbete dururum başında. Buraya bir dakika. Saçıkına gözüm vera, öldürür beni inan. Sözüm ona, yalnız ona, nöbete dururum başında. Saçıkına gözüm vera, öldürür beni inan. Sözüm ona, yalnız ona, nöbete dururum başımda. Teşekkür ederim.